Ve programımıza başladık efendim. Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızla birlikte bu akşam konuşacağımız birçok konu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti yaz ayları? Yine yoğundunuz. Yoğundu. Çeşitli seyahatler oldu. En son dedenin memleketi diyelim. Rahmetli Ahmet Davutoğlu hocamızın da memleketi olan Bulgaristan'a da gittik. Balkanlara seyahat ettik ulema olarak. Umat İslam Alimleri Vakfı adına 12 hocayla ulemanın ulemayı ziyaretini gerçekleştirdik. Yunanistan, Gümülcine, İskeçe, Batı Trakya'ya, ardından Bulgaristan, yani Kırcaali, Mestanlı, Filipe, Sofya, Şumlu, Rusçuk, buraları seyahat ettik ve orada halkla buluştuk. Sonra Romanya, Bükreş, Köstence, Varna oralara gittik. Ve şunu görüyoruz biz, bu 3. Balkanlar seyahatimiz. Bir defa Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Değil mi? Yani biz Osmanlı mirasının hala onun tarafından, mirası tarafından yani geçiniyoruz desek yeridir. Hala, hala Osmanlı mirasını yiyoruz biz. Evet. Ve Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyaya zihinsel olarak çok uzak kalmışız. Aslında şurası. Ama zihin kodlarımız çok uzak kalmış. Evet. Biz o yakınlaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Sıla-i rahim yapıyoruz. Gecikmiş olan seyahatleri yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Halkla buluşuyoruz. Konsolosluklar, büyükelçilikler, müftiyatlar, imamlar, ilahiyat mezunları, imam hatip mezunları, Kur'an kursu hocaları, efendim cami toplantıları, köylerde, meydanlarda konuşmalar. Çok yoğun günler geçti hamdolsun. Çok bereket, da bereketli oldu. Hocam. Çok Allah güzel bereketini arttırsın. Bu arada siz konuşurken arkadaşlar da dönüşleri döndüyorlar. Bak, çok bu, güzel hepsi. Bu şu dursun, o resim dursun. Bu şu Tombul Cami. Tam da Şumlu'da Tombul Cami diye sanıyorum Hayrettin Reis cami, Paşa cami. O burada Medrese-i Nüvvab var. Evet. Sizin rahmetli dedeniz Ahmet Davutoğlu hocamızın müderrislik yaptı, müdürlük yaptı ve şu anda da imam hatip şeklinde mezun verdiği ve Sofya'da diğer bölgelere imam yetiştiren ne kadar güzel bir mektep. Oradaki yerleri de ziyaret ettik. Hatta bu icazetnameyi ben özellikle çektim. Dedenize ait olan icazetname. Merhum Ahmet Davutoğlu hocamıza ait icazetname orada. Diplomalar var. Ardından müdürlerin resimleri var. Daha önce gittiğimde sanıyorum 5 sene önce falan gitmişim veya 6 sene önce 2019 kaç sene oluyor? 4 sene önce gitmişim. Covid'den önceydi. Orada orada hatıra defteri var. Medrese-i Nüvvab'ın. Evet. O binasında. Onu da getirttirdim. Orada tekrar okudum arkadaşlara, daha önce gitmeyenlere. Çok güzel bir gece oldu. Halkla buluştuk. Hatta bir arkadaşımız sormuş gelenlere nereden geldiniz falan diye. 100 kilometre öteden geldik demişler. Köylüler. Evet yani. Yani güzel, orada sohbete, hocaları dinlemeye, bizleri dinlemeye gelmişler. Elhamdülillah. Çok bereketli oldu. Bu ilim enteresan bir şey. O komünist rejimi dolayısıyla oradan göç etmek zorunda, sürgün olmak zorunda kalan ulema, başta dedeniz, Türkiye'ye mayalamış o ilmi aynı zamanda. Yani burada da bir fetret dönemi yaşadık biz zaten. Yani 50'li yıllara kadar biliyorsunuz ezan maalesef Türkçe okunuyordu. Evet. Orijinal lafzıyla okunmuyordu. Kur'an kursu, İmam Hatip İlahiyat Fakültesi 49'dur Ankara İlahiyat. 59'da İstanbul Yüksek İslam açılmış. O zamana kadar ne İmam Hatip var doğru düz, ne ilahiyat var. Tabii. Böyle bir fetret dönemi var. Ta 30'lardan 50'lere kadar. O dönemdeki fetret döneminden sonra Balkanlardan gelen ulema Türkiye'de, işte Tayyip Okişler, efendim Ali Yakup Cenkçiler gibi, merhum Ahmet Davutoğlu gibi hocalar Türkiye'de ilmi aşılamışlar. Yani o komünist rejim onları bu tarafa sürünce onda da bir bereket oluştu. Tabii. Cenab-ı Hak her şeye kadir. Ve şimdi enteresan,
Oradaki insanlar geliyorlar, Türkiye'de ilahiyat okuyorlar, imam hatip okuyorlar, gidip orada hizmet ediyorlar. Ayrıca Diyanet'in orada hizmetleri var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ateşeli Müşavirliği ve oraya gönderdiği bölgelere gönderdiği. TİKA'nın çok ciddi hizmetleri var. Camilere, köprülere yani vesaire. Topyekun bir çalışma topyekun. Orada göze çarpıyor. Bulgaristan'dan özellikle bugün bahsetmek istiyorum. 1 milyon 200 bin Müslüman nüfus var. Evet. Türk nüfusu var Bulgaristan'da toplam. Şu anda faal olarak 800 cami var. Genel olarak. Hı hı. Fakat bu nasıl bir şey? Yani onda biri ayakta kalmamış. Mesela Sofya'da 30 mescit, 30 cami varken 60 tane cami hı hı. diyelim. Sadece şimdi Kadı Seyfullah Cami kalmış. Sofya'nın merkezinde bir cami hizmet bir ediyor. Cami, evet. Ve orası sığınak oluyor insanlara, oradaki Müslümanlara bir huzur kaynağı, menba olarak hizmet ediyor. Buna rağmen müftiyat çok güzel çalışıyor. Müftüler var, bölge müftüleri, il müftüleri var. Ve onların etrafında imamlar var, camiler tekrar canlı hale getirilmiş. Çok güzel. Özellikle tabii Bulgaristan'ın kırsal kesimleri, işte Şumlu gibi, efendim Filibe gibi yerler, köyler daha çok, Kırcaali, Mestanlı, evet. Orada da imam hatipler var. Hatta şöyle bir şey oldu, 10 bin yaz kursunda okuyan 10 bin genç arasından yarışmalarda dereceye girenlerin tekrar ödül aldığı bir şeye katıldık, programa katıldık Mestanlı'da. 10 bin gence yaz kursu verilmiş. Bu da büyük bir rakam. Yani şimdi hani tabii. küllerinden yeniden doğan bir gelişme bu. İnsan oraları görünce birçok duyguya kapılıyor. Birincisi hakikaten biz çok dar düşünüyoruz. Yani sadece Türkiye sınırları içerisinde evet. kendimizi hayal ediyoruz. Halbuki öyle değil. Biz her yerdeyiz. Yani Balkanlardayız. Avrupa'nın göbeğine kadar ecdadımız eser yapmış ve devam ediyor onlar. Oraları ihmal etmemek lazım. O kadar çok mutlu oluyorlar ki, öyle bir hasretle dinliyorlar ki, yani sanki yeniden doğmuş, yeniden Müslüman olmuş gibi. O kadar böyle can kulağıyla dinliyorlar. Aşkla, heyecanla insanı bağrına basıyorlar. Çok güzel ev sahipliği yaptılar. Burada hepsine ayrı ayrı sayamayacağım. Çünkü büyükelçiliklere, konsolosluklara, müftiyatlara hepsine gittik, hepsiyle görüştük, ziyaretler ettik, birebir notlar aldık. Şimdi onları rapor haline getiriyoruz. 3 ayrı 10 ülkenin durumunu inşallah alimlerin gözünden, UMAD'ın, İslam Alimleri Vakfı'nın gözünden yeni bir Balkanlar dosyası açmaya çalışıyoruz. Merakla bekliyor i̇lim, olacağız biz de. İlim ekseni üzerinde, alim ve ilim. Evet. Balkanlar turu böyleydi. Bu mesela şurası neresi? Burası Köstence. Köstence'de cuma günü namaz öncesinde, yani daha cuma namazına 2 saat 3 saat var sabahleyin. Öncelikle hanımlar bir sohbet istedi. Onlara sohbet yaptık. Sonra orada Köstence camiinde ben cuma namazı kıldırdım. Nasrullah Hacı Müftüoğlu hocamız vaaz etti. Bak burası. Bura neresi hocam? Burası Köstence'deki o merkez cami. Aziziye cami var, Mecidiye cami var. Hep Abdülmecid'den, Abdülaziz'den dolayı verilmiş isimler var. O camide cuma namazı kıldırdık. Yine İskeçe'de cuma namazı kıldırdık. Hamdolsun orada hutbe okudum. Burada hutbe okudum. Bu Köstence'nin Romanya'nın baş müftüsüyle beraber o program orada icra edildi. Sonradan halkla tekrar buluşuldu. Elhamdülillah çok güzel sohbetler oldu. Tabii. Allah tekrarını nasip etsin. Amin. Hemen şöyle izleyicilerimizle paylaşalım. Kitap hediyelerimiz devam edecek efendim. Şimdi birazdan yine her zaman olduğu gibi soru soracağız. 2 kitap hediyemiz olacak bu akşam. Sorulara Instagram hesabından doğru cevap veren ilk izleyicimize kitap hediyemiz olacak. Profesör Doktor Mustafa Karataş'ın Instagram hesabından soracağız. Birazdan soruları bunu da takip edin diyoruz. Şimdi hocam geçen gün bir araştırmanın sonucu yayınlandı. Ekonomi herkesin ana gündem maddesi. Evet.
çarşıda, pazarda işte herkes emekli maaşlarını, asgari ücreti vesaireyi konuşurken TÜİK iş dünyasıyla ilgili bir rapor açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu. Sektör istatistiklerine göre firmaların karlılık oranları rekor seviyeye ulaştı. Evet. Buna göre net satışlarını geçen yıl %112 arttırmıştı şirketler. Sektör bazında bakıldığı zaman aynı firmalar geçen yıla göre bu yıl artışla %423 karlılık oranına ulaştı. Evet. Şimdi tabii biz işte enflasyonu konuşuyoruz, kazançları konuşuyoruz, maaşları konuşuyoruz ama işte bazı şirketlerde %423 bazı sektörlerde karlılık oranına ulaşınca tabii insanlar ister istemez bunu da konuşuyor. Yani kazandığını çalışanına ne kadar verebiliyor bu şirketler? Bu da konuşuluyor. Şimdi ne dersiniz hocam? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii büyük bir pahalılık var. Hani ateş bacayı sarmış diye bir tabir var ya, hakikaten yoksul kesimde ev kiraları, işte gıda fiyatları, yakıt parası, ürününü paraya çevirememek, satamamak gibi krizler var şu anda. Böyle baktığımız zaman çok acil önlemler alınması lazım. Burada ilk başta yapılabilecek nedir? Şimdi bu %423 kar evet. diyorsunuz evet değil hocam. Mi? Şimdi buradan birdenbire böyle bir sıçrama ya çok görülmüş bir şey değil. Bunun sebeplerini bilemiyoruz ama sonuçlarını biliyoruz. Sonuçları ne? Zengin daha çok zengin olmuş. Evet. Fakir daha çok fakir olmuş. Yani zenginle fakir arasında uçurum evet. gitgide açılıyor. Orta sınıf diye bir şey kalmıyor Türkiye'de. Yani çok grosslaşmış zenginler var. Hı hı. Bir de çok alt seviyede yoksul duruma düşmüş fakirler var. Bir defa İslam'da kar haddi ve kara borsa, gabni fahiş, zam meselesini bir defa insanlara anlatmamız lazım. Yani evet. ticarette helal olanı insanlara sindirerek öğretmemiz lazım. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Biraz sonra istatistikler ortaya evet. koyacak. %99'u Müslüman olan bir memlekette yaşıyoruz. %99'u Müslüman olan bir memlekette bize Kur'an-ı Kerim, bak şu teraziyi getirmişiz. Evet. Bugün Mutaffifin suresi var. Estağfirullah. Veylun lil mutaffifin. Ölçüde hile yapanlara yazıklar olsun. Onlar veil çukurundadır diyor. Onlar kendileri bir şey aldığında fazla fazla almak isterler. Kendileri bir şey sattığında ya da ölçtüğünde kısarak, azaltarak satmak isterler. Yani alırken fazla, hı hı. verirken daha az gitmesini isterler. Hile yapıyorlar. Ve bu hile yapanları Kur'an-ı Kerim uyarıyor Mutaffifin suresinde. Yani ölçü ve tartı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Mutaffifin suresi. Şimdi bu ölçü tartıda hile birkaç türlü oluyor. Sadece terazide ağır hafif tartmak meselesi değil bu. Mesela şu anda fiyatlarda gabni fahiş dediğimiz İslam'ın yasakladığı ki mal yokken ya da stoklayarak kara borsa yaparsan bu haram. Tefecili kara borsa haram. Ama bir de mal var. Herkesin elinde mal var. Para da var. Fakat istediği fiyatı koyuyor üzerine. İşte bu dinen haramdır. Nedir o? Ölçü ne? İslam'da kar haddi ile gabni fahiş birbirine karıştırılıyor. Kar haddi şu demektir. Önce gabni fahişi anlatayım. Kar haddi de daha tabii. sonra gelsek daha düşün. Gabin mağbun, aldanmış demek. Gabin aldatmak demektir. Gabni fahiş yani büyük oranda aldatmak demek. Evet. Çok büyük aldatmak anlamına geliyor. Gabni fahiş. Ve bu bütün fıkıh kitaplarımızda gabni fahiş haram olarak geçer. Gabni fahiş olması için ne oluyor? Bir malı piyasa değerinden bir mal var. Piyasa değerinden örnek olarak bardağı ile alalım. Hı hı. Bu bardak antika değil.
normal standart bir bardak. Evet. Böyle bir bardağın fiyatı piyasada kaç liradır? Siz bir fiyat söyleyin. Hı hı. 50 diyelim işte. 50 liradır. 50 lira. 50 liralık bir bardağı ya da bir malı, 50 liralık bir malı bir Müslüman tüccar, esnaf en fazla kaça satabilir? Piyasada 50 lira. Evet. Bunu %20 üzerine koyabilir. O da ne yapar? %20 koyarsak? Yani işte 10 lira daha koyar. 10 lira koyar. 60 liraya. 60 liraya satabilir. Bir malı 60 liraya en fazla satabilir. Bu bardağı bir dükkana gittiniz, hı hı, 50 lira. Diğer dükkana gittiniz 55 lira. Bu dükkana gittiniz 60 lira. Bu dükkana gittiniz 45 lira. Burada piyasa çok fazla oynamamış. Evet. Çünkü sabit fiyat, ortalama fiyat, hı hı, 50 lira. Herkes biliyor ki bu bardak ortalama 50 lira. Hı hı. Peki bunu 60'a satabilir mi? Satar. Satarsa haram işler mi? Hayır, işlemez. Helaldir. Ama bu bardak bende, sende, şunda, onda 50 lira. Fakat bu adam gidiyorsun fiyat yükseliyor. Buna diyor ki 80 lira. Bu bardağı 80 lira diyor. Ne yapmış oldu? %80, %90 fiyat artırmış oldu. Buna gabni fahiş deniyor. Ama şimdi serbest piyasa falan diyorlar ya. Bu İslam öyle bakmıyor. İslam diyor ki aldatamaz. Aslında serbest piyasa da öyle değil mi? Serbest piyasa da aldatamaz. Serbest piyasa fiyatın aşağı inmesi çekilmesi için rekabet olsun diye, evet, yapıyor. Ama öyle bir şey oluyor ki piyasa değeri 50 lira olan bir mal birdenbire bakıyorsunuz 70 lira olmuş. 80 evet, lira. Üzerine fiyat koyan koyana. Fiyat kendini haklı zannediyor. Zannediyor ki bunu ben bu fiyatı koymakta haklıyım. Hı. Değilsin. Bunun ortalama fiyatı Türkiye genelinde piyasada bu bulunmaz bir mal değil. Bulunuyor. Hı hı. Bulunan bir malı ortalama fiyatına %20'den fazla, yani 5'te 1 demiş kitaplarımız. Hı hı. Bundan fazla koyduğunuz zaman piyasa fiyatına, buna gabni fahiş denir. Bu el cevap kesinlikle haramdır. Kul hakkıdır, aldatmadır. Veylün lil mutaffifine girer. Yani ölçüde tartıda hile yapmaya girer. Fiyatta oynamaya girer. Bir defa %20'den, 5'te 1'den fazla piyasa değerinin üstüne çıkıyorsak biz burada aldatıyoruz. Mesela kira için de geçerli mi hocam? Kira için de geçerli. Kiralarda işte %25 sınırı var. Kira için de. Ama bizim İslami bakış %20 mesela. Kira için de şöyle geçerli. Yani 3 artı 1 ev şu semtte. Evet. 4 artı 1 ev şu semtte. 2 artı 1 ev bu semtte. Şu vasıflarda piyasa değeri şu kadar, hı, ama sen burada iki kat fiyat veriyorsun. %20'den daha fazla artırım yapıyorsun. O da gabni fahişe girer. Bu gabni fahiş olduğu zaman devlet, mahkeme devreye girer. Der ki sen aldatıyorsun. Hı hı. Bir, gerekirse seni ticaretten men ediyor. İki, senin aldattığın o paraları, malları geri senden talep ediyor. Müşteriye dağıtıyorum. Üç, efendim bu piyasa değerini ben belirliyorum. Bunu bile koyabilir. Aldattın. Hocam şimdi devlet öyle bir şey yapsa oho diyecekler. Ama ki şimdi müdahale ediyor işte devlet. Baş alınmıyor. Fakir fakirleşiyor. İnsaf yok ya. İnsan, onlar feryat ediyorlar yani. Yani tamam da şimdi yoksulluk sınırı belli. Türkiye'de yoksulluk sınırı 42 bin liraya dayanmış. 40 bin lirayı geçmiş yoksulluk sınırı ve şimdi açıklayacağız. Türkiye'de 17 milyondan fazla 15 yaş üstü yoksul var. Evet. Türkiye'de 17 milyon civarında 15 yaştan yukarı yoksul var, yoksul. 17 milyon yoksulumuz var. Yoksullukla geçilen insanlar. Peki biz yani bu yoksullar varken işte hani o soruyu da sorayım da hocam. Zenginler işte zekat veriyor dinimizce değil mi? Şimdi bu zekata gelmeden bir de kerahatini açıklayın. Tamam, sonra olur, zekata olur, geçelim. Hocam. Yani diyecektim ki o zekat onu karşılayamıyor mu? Ona geleceğiz tamam, zaten. Zekatı biraz daha geniş inceleyelim. Hı. Şimdi kar haddi. Ben bu bardağı 20 liraya aldım. 50 liralık bardak. Evet. 20 liraya aldığım bardak piyasada 50 lira, herkes de 50 lira. Normal fiyatı 50 lira bunun. Ben çok ucuz aldım. Gittim
yurt dışından getirdim. Hı hı. Ben bunu 50 liraya satabilir miyim? İki kat satarım. Bunu 50 liraya satmak caizdir. Ama şöyle de yaparsam daha da evla olur. Ben bunu 20 liraya aldım. Bu bardaktan tekrar getirebilirim, alabilirim. Hı hı. Ben bunu 25'e satayım. 25'e satayım. Hı hı. Sürümden kazanırım derim. Bir daha getiririm derim. Getirebilirim. 50 iken 40'a satayım. Gene 40'a satayım. Kazanayım. Burada kar haddi yoktur. Bak piyasa değerinin değerinde olursa sen ucuza almış olabilirsin. Orada kar haddi yok. Yani hocam İslam'da piyasa değeri piyasa, diye bir şey var evet, değil mi? Piyasa değeri diyorlar. Vardır. Yani piyasa değerine bakacağız. Yani bir malın ortalama değeri hı hı. o günün şartlarında kamuoyunda bölgede neyse onun o ayarda satışta senin ne kadar kar ettiğine bakılmaz. Evet. Ama onu beşte bir fazla satma hakkın yoktur. Beşte birden fazla oraya zam koyma hakkın yoktur. O zaman devlet müdahale edebilir. Evet. Kar haddi yoktur. Serbest piyasaya bu uyuyor. Bu güzel. Bak kar haddi yoktur. Hı. Şimdi millet burayı alıyor. Kar haddi yoktur ya. 50 lira olması gereken piyasadaki malı 70-80 lira fiyat koyuyor. Kar haddi yoktur. Özellikle otomotivde. İşte bu kabini fahişeye giriyor. Bu haramdır. Bu haramdır. İki, ticarette emlakçılar, sarraflar, kuyumcular yani, dövizciler, sarraflar, kuyumcular, normal ticaret bilinenin dışında çok ekstra ticaret yapanların birçoğu da helal yapıyorum zannediyor. Ya faize giriyor, ya tefecilik yapıyor ya da haksız para kazanıyor İslam'a göre. Adama sorsam ben nasıl oluyor buradan hocam? Aşağı haram girmedi. Bak, iki tane misal vereyim. Biri sarraflarla ilgili. Şimdi siz sarrafsınız, döviz büronuz var. Ben size diyorum ki Mustafa'cığım bana 100 bin dolar ayır. 100 bin dolar alıyorum senden. Hı hı. Saat kaç? Sabah 10. Evet. Sabah 10 itibariyle 100 bin dolar aldım. Kaç lira yapıyor? Diyelim ki 2.600.000 lira yapıyor. Evet. Akşam 5'te ben sana para vereceğim. Seni sabahtan bağladım. Hı hı. Akşam 5'te ben sana paranı göndereceğim. Bu da faiz. Burada yeden biyet olması gerekiyor. Anında parasını verecek. O anda vereceksin. O anda dövizi gönderecek. Parayı şimdi alayım, dövizi sonra göndereyim. Meclis değiştiği an bu da faiz, ribe-i nesiye oluyor. Bu bir. Bilinmeyenleri söylüyorum. Hı hı. Helal kazandığını zannedenler de böyle yapıyor ya. Yo, çok ince ve ilginç bir ayrıntı. Mustafa'cığım benim bir kilo altınım var. Sen kuyumcusun. Hı hı. Ya bu bir kilo altını ben sana vereyim. Çalıştır. Sen bana yılda 200 gram altın ilave et. Her yıl bana 1 kilo 200 gram altın ver. Bu da faiz. Öyle mi? Bu da ribe-i fadıl. Altın verdim. Altın üzerinden faiz oluyor. Altın verdim senden. Bir yıl sonra aynı altın yerine 1 kilo 200 gram fazlalık aldı. 200 gram fazlalık aldı. Bu da faiz. Bunları artık su gibi derler ya. Evet. Yani zekatını veren bile bunları yapıyor. Tabii. Bunlar bilinmiyor. Bunlar ne yapıyor? Haram, 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 haram. Kalbe konulan kara noktalar kalpleri katılaştırıyor. Yediğimiz içtiğimiz haram olunca dualar kabul edilmiyor. Yediğimiz içtiğimiz haram olunca basiretimiz bağlanıyor. Doğruyu göremiyoruz. Şeytanın maskarası haline geliyoruz. Nefsin kölesi haline geliyoruz. Çoluk çocuğumuza laf geçmiyor. Neden? Hep haram. Her tarafımız haram. Evet. Bu haram yoldan ne cennete gidilir, ne hakka ulaşılır, ne hakikat, ne cihat olur, ne tefekkür olur, ne insanın ameli salih olur.
hep nefsani şeyler ortaya çıkar. Toplumun bozulmasının sebebi temelde haram var. Hacısı, hocası helalinden yaptım zanneden bir kısmı da maalesef bilmeden bunlara düşüyor. Bu meseleye şunun için örnek verdim. Doğru ticaret yaptığını zannedenler de kendi ilmi halini, hukukunu, fıkhını öğrenmediği için hep harama düşüyor. Yani esnaf bir geçici. Esnaf. Ya bilene soracak ya okuyacak. Esnaf değil mi hocam? Kendi işini İslam'a göre, Kur'an ve sünnete göre, İslam hukukuna göre, kendi mezhebine göre ehlinden okuyacak arkadaş. Evet. Faiz nedir bilecek, rüşvet nedir bilecek, kara borsa nedir bilecek, tefecilik nedir. Ticaret yapıyorsun ya. Ticaretin kuralını öğreneceksin. Hı hı. Dine göre. Çünkü her şey rızıktan başlıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi gelmiş. Allah'ım, Allah'ım affet, ver Allah'ım diyor. Ve mat'amuhu haramun ve meşrebuhu haramun ve melbesuhu haramun ve gudiye bil haram fe enna yüstecabu lizalik. Üstü başı tozlanmış, perişan, gözyaşıyla dua ediyor. Allah'ım affet Allah'ım, ver Allah'ım, koru Allah'ım. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Resul Efendimiz böyle buyuruyor. Biz buradan kaybediyoruz. Ayetlere baktığımız zaman İntansurullah yansurkum ve yusebbid akdamekum. Siz Allah'ın dinine sarılırsanız Allah size yardım eder. Siz takvaya erişirseniz, kendinizi haramdan sakındırırsanız Allah size bilmediğiniz yerden rızık kapıları açar. Allah'ın dinine siz girdikçe, Allah'ın yoluna girdikçe Allah size yeni yeni rızık kapıları açar. Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan, İslam'dan, helalden yüz çevirdiğiniz zaman maişet darlığı çekersiniz. Allah bunu kesinlikle söylüyor. O yüzden midir hocam bu dolandırıcılar, uyuşturucu satıcıları, işte kötü işlerle uğraşanlar bir türlü rahat yaşayamıyorlar, huzurlu yaşayamıyorlar. Yaşayamaz. Onun sonu zaten berbattır. Hı. Bunu fert planında böyle ele aldığın gibi devletler planında da böyledir. Peki şöyle bir şey akla gelebilir. Ya hoca sen iyi konuşuyorsun da ya bu Müslüman ülkeler çoğu fakir fukara. Fakir fukara. Hı hı. Avrupalılar faizi de alıyor. Böyle bir şey de akla geliyor değil mi? İster istemez. Afrika dediğimiz ülkelerin çoğunun sermayesini zaten batılılar, kan emiciler emiyorlar. Gasp etmiş zaten. Gasp etmiş. Onlar zaten külliyen haramın üzerindeler. Tabii. Gözyaşının üzerindeler. İnsanların malını, canını, kıtaları sömürüyorlar. Onun sen geçici olan, biz bu yüzyılda görüyoruz onların müreffahiyatını. Ama onların sonu çok daha perişan olacak. Çünkü Allah-u Teala zalime mühlet verir ama ihmal etmez. Onların cezası gelecek. Evet. Dünyada onlara verilir gibi olur. Özenme diyor Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Ahirette hiç nasipleri yoktur. İslam dünyasında bu kadar zenginliğe rağmen, yeraltı zenginliklerine, yerüstü zenginliklerine rağmen geri kalmanın başka sebepleri var. Hayırlı yöneticiler seçemiyorlar. İşlerini disiplinize edemiyorlar. Yanlış bir kadercilik anlayışı var. Efendim, tembellik var. Zaten hocam ben Müslümanım. Dünyaya tapınma var. Yani dünyası belki elinde yok ama dünyaya tapıyor. Hı. Ölüm korkusu var. Organize olamıyorlar. İslam dünyası. Birlik olamıyorlar. Evet. Tespithaneleri gibi Osmanlı'dan sonra dağılmışız zaten. Evet. Onun başka sebepleri var. Şimdi zekat meselesine gelelim. Yani bunca yoksul varken zekatlarla bu yoksullar rahat edemez mi? Kur'an-ı Kerim zekatı namazla beraber yüzlerce yerde zikrediyor. Namazla beraber. Namaz ve zekat. Namaz ve zekat. Hı hı. Yani İslam'ın beş şartından biri namaz kılmak, zekat vermek diye başlıyoruz değil mi? Evet. Şimdi zekat ne demek? Temizlemek demek. Malı temizlemek demek. Yani senin malında, benim kazandığım malda fakirin hakkı var. İslamiyet fert olarak vicdanlarda sadece yaşayan bir din değil. İslam toplumun, hayatın her alanıyla ilgileniyor. Ya sizin peygamberiniz nasıl bir peygamber yahu? Yahudiler şaşırıyordu. Ya sizin yemek yemenize karışıyor. Oturmanıza karışıyor. Giyim kuşamınıza karışıyor. Efendim ticaretinize karışıyor. Her konuda bir şey söylüyor.
Ya bir kenarda otursa ya. Sokakta geziyor, pazarda geziyor, pazarı denetliyor. Men gaşena feleyse minna. Buğdayın altına elini sokuyor. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Elçiler kabul ediyor, mektuplar gönderiyor. İslam'a davet ediyor. Para, ticaret organize ediyor. Pazar kuruyor. Resulullah Efendimiz pazar kurmuştur. Medine'de bir pazar var ki bir pazar daha kurmuştur. Şimdi böyle bir dinimiz var bizim. Çünkü din insanı dünyada da ahirette de mutlu etmek, huzurlu olması için kurallar getirir. İlahi kurallar manzumesi. Böyle olunca zekat toplumdaki uçurumu, zengin ve fakir arasındaki uçurumu maddi olarak kapatmak, zengin ve fakir arasındaki ülfeti, muhabbeti, insanlığı, kardeşliği de sağlamak için çok mükemmel bir sistemdir. Zekat sistemi. Evet. Zekatı Kur'an-ı Kerim innema sadakatu lil fukara'i diye hemen fakirlerle başlıyor. Sadakalar kim içindir? Fakirler içindir. Sadakalar kim içindir? Miskinler içindir. Sadakalar kim içindir? Köleler içindir. Sadakalar kim içindir? Yolda kalmışlar içindir. Fi sebilillah olanlar içindir. Borçlular içindir. 8 sınıf sayılıyor. Evet. Bu zekatı Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam valilere yazdırıyor. Nisap miktarı dediğimiz. Devlet eliyle zekatı toplatıyor. Yemen'e gönderiyor, Bahreyn'e gönderiyor, efendim Taif'e gönderiyor. Siz Muaz bin Cebel'siniz, Ebu Musa el-Eş'arisiniz, Hazreti Ali'siniz. Size bu nüshayı veriyor. Hı hı. Vesikayı veriyor. Hazreti Ali diyor ki cebimde taşırdım. Bir diyetlerle ilgili, kısaslarla ilgili, bir de zekatlarla ilgili sayfalar vardı. Bütün valilerde vardı bu sayfalar. Vali açıyor. Koyunda şu kadar alacaksın. Orta olanı, vasat olanı alacaksın. Çok iyisini, en iyisini seçmeyeceksin. En kötüsünü seçmeyeceksin. Zulmetmeyeceksin, haksızlık etmeyeceksin. Mahsulün gök suluyorsa, göğün suladığından 20'de 1 alacaksın. Kendi suluyorsa, 10'da 1 alacaksın. Kendi suluyorsa, hizmet ediyorsa 10'da 1 alacaksın. Tabii şeyde, fındığın, buğdayın, arpanın, üzümün tonlarca 800-900 kilo geçiyor. Bir tona en fazla, bir tondan sonrasının 5'te 1, onun da zekatı var. Evet. Öşür var. Yani 20'de 1, 10'da 1 deniyor onlara. Bir tonu geçtikten sonra 20'de 1'ini kendi masraf yaptıysa onu da fakire fukaraya vermesi lazım veya devlete vermesi lazım. Devlet topluyor ve bu 8 sınıfa dağıtıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi Türkiye'de bırakalım dünyayı. Hı hı. Türkiye'de ne kadar bir zekat potansiyeli var? Evet. Bir istatistik yapılmış. Yansıtabilir mi arkadaşlar? Evet. Tahta alalım üzerinden gösterelim. Şimdi Türkiye nüfusu TÜİK verilerine göre 2021'e göre Mustafa'cığım senin güzel bir sopan var onu da al. Tabii. 2021 verilerine göre yok sende kalsın. Tamam ben de kalsın. Türkiye'de 84 milyon nüfus var. Evet. Yani şimdi 85'i geçti. Şimdi bu arada bu araştırmayı yapanları da isterseniz zikredelim. Onlarla hocam. İlgili ben onlara teşekkür ediyorum kardeşlerimize. Profesör Selman Yılmaz, öğretim üyesi Abdüsselam Sağın ve Mustafa Yapar bunu bu araştırmayı yapmışlar. Biz onlara daha geniş konuyu ele aldığımızda onlar da yayınımıza müsait olanları alacağız ama bugün bir genel bir bilgi vermek istiyorum. Bu yoksulluk içerisinde, fakirlik içerisinde üzerimize düşen görevler var bizim. Doğru. Bunu hatırlatmayı yapmak. Türkiye'de 84.680.273 kişi 2001 nüfusuna göre var. Bu erkekler 42.428.101, kadınlar 42.252.172 kadın nüfusu. %50 gibi yani. Cenab-ı Hak onu insanlar yaratıldığından Adem ve Havva'dan itibaren böyle Cenab-ı Hak ayarlıyor. Evet. Bunu insanlara bıraksalar insanlar alt üst ederler. Tabii. Allah nasıl ayarlar? Bu bir mucizedir. Hı hı. Bunu gören Müslüman olması gerekir. Şu ayar. Başkası yapamaz bunu. Şimdi %12'de yıllık artış var nüfusta. Bu iyi bir artış. Yani nüfus artışı %12 seviyesinde gerçekleşiyor. Evet. Şimdi Türkiye'de
15 yaşı esas alıyorlar. Hı hı. 15 yaş üzerinde nüfus Müslümanlara bak. Yani zekat verecek ya. Evet. Zekat verecek, zekat alacak. Zekat kim verecek? Zengin Müslüman verecek. Hı hı. Kim alacak? Zengin, fakir Müslüman alacak. Evet. Şimdi %99.1 demiş Diyanet'in 2014'te yaptırdığı bir istatistik bu. Hadi bunu %99 diyelim, biri de atalım. %99 Müslüman var. Peki %99 Müslümanın hangisi zekat verecek, hangisi zekat alacak? Ona bakacağız şimdi. 15 yaş üstü olması lazım. Diğeri, dördüncü arkadaşlar. Diğerine geçin. Evet, 15 yaş üstü evet. Türkiye'de 65.704.310 kişi Türkiye nüfusunda. 15 yaş üstü. 15 yaş üstü. Bu yarısı erkek, aşağı yukarı 32 milyon. Burada da 33 milyon da yukarı, yarı yarıya. Yarı yarıya kadınlardan oluşmaktadır. Evet. Şimdi 15 yaş üstü bu kadarsa yani 65 milyon fert sayısı. Tabii %99,2'si evet. Baz şimdi alındığında. Neden bu 65 milyonu 84'ü 85'e 65'e düşürdük? 15 yaş meselesinden. Evet. Şimdi çocukları çıkarttık yani. Çocuklar zekat almaz, zekat hı. verilmez şeklinde evet. onu düşünüyoruz. Ailesi alır, velisi alır o hı. açıdan. Şimdi Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir var. Evet. Bir yılda Türkiye'de yaklaşık kişi başına geçin bir sonrakine arkadaşlar. 9.592 evet. dolar düşüyor. Yani 10.000 dolar düşüyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 10.000 dolar diye bir hedefi vardı. 10.000 dolar. 3 aşağı 5 yukarı ona yaklaşmış oluyor. 10.000 dolar herkese dağıtıldığında bu düşüyor. Evet. Aslında kimisi 100.000 dolar, kimisi hı hı. 1.000 dolar. Evet. Veya çok hiç doları olmayan hı. ya da dolar karşılığında parası olmayan var. Yani 9.000, 10.000 dolar seviyesinde var. Hı hı. 15 yaş üstü gelir seviyesini bu rakamla çarptığımızda, hı hı. 10.000 dolarla çarptığımızda evet. yaklaşık 65 milyondu ya. Şurada. O da 630. Şurada hocam. 630 milyar 235 milyon 741 bin 520 lira. Dolar düşüyor. Dolar, evet. dolar düşüyor. Şu bu alabilirim. Evet, onu hocam. Ben kullanayım. Buyurunuz. Şimdi Türkiye'deki gelir seviyesi, toplam gelir, hı hı. yani 65 milyonluk 15 yaş üstüne Türkiye'deki toplam gelir 630 milyar dolar küsur. Evet. Ediyor. Ne demek bu? Şimdi 15 yaş üstünün geliri bu. Yani 15 yaş üstünü 9.592 dolarla çarpınca evet. ortaya çıkan rakam. Şimdi, düz mantık yani. Şimdi bu para var. Hı hı. Bu para Türkiye'de var. Evet. Bu gelir çünkü belli. Gelen dağılan gelir belli. Evet. Bu paranın %2,5 yani 40'ta biri zekattır. Bu paranın 40'ta birini aldığımız zaman hı hı. 630 milyarın 40'ta birini aldığımız zaman 15 milyar 755 milyon 893.538 Amerikan doları yapıyor. Zekata konu olabilecek Türkiye'de para. Bir yıllık zekat potansiyeli 15 milyar küsur dolar yapıyor. Çok basit bir hesap. Yurt içi gayri safi milli hasılaya göre evet. ortalama Türkiye'de 15 milyar 755 milyon dolar zekat verilebilir. 40'ta birini alıyoruz. 40'ta birini alınca bu kadar peki, zekat verilebilir. Türk lirasına vuralım bunu. Türk lirasına vurunca hocam. Türk lirasına vurduğumuzda 15 milyarı 425 milyar 728 milyon diye gidiyor. Türk lirası olarak da 425 milyar TL yapıyor. Evet. Yani beraber. 500 milyar TL aşağı yukarı zekat var. Hı hı. Türkiye'de 500 milyar TL zekat var. Şimdi gelelim Türkiye'de ne kadar yoksul var? Hı hı. 15 yaş üstü yoksul var. Ne kadar yoksul var? Evet. Türkiye'de 15 yaş üstü diğerine zekat alabilecek evet. zekat alabilecek yoksul sayısı
Müslüman nüfus içinde zekat alabilecek yoksul sayısı 17 milyon 892 bin 603'lük kişi. Bir evet. Zekat alacak nüfus var Türkiye'de. Yani hocam 15 yaş üstü 2021 verilerine göre %21'i o az önceki 65 milyon kişinin %21'ini baz alınca 17 milyon küsür kişiydi. 18 milyon diyelim. 18 milyon kişi zekat alabilir. Türkiye'de 18 milyon zekat alacak yoksul var. Yoksul var. Evet. Yoksul var. Bu 18 milyon yoksula 500 milyar TL'yi yani 425 milyar TL'yi ki ben 50 milyar demiştim yardım evet. kampanyasında o bile büyük bir rakam. Düşünün evet. şimdi evet. 50 milyar. Biz neden bahsediyoruz? 500 milyardan evet. bahsediyoruz. Hadi 450 milyar olsun yani. Yani ben, o ben azına yuvarlayayım. Benim 50 milyarı 10 kere çarp. 500 milyar. Evet. 500 milyarlık zekat potansiyelini 17-18 milyona dağıttığımız zaman yaklaşık 900 dolara yani 1000 dolar kabul edersek bunu 25 milyon 25 bin lira kişi başına yıllık zekat düşüyor. Her 15 yaşındaki üstündeki insanlardan yoksul olanlara yıllık 25 bin lira yani şu hocam, zekatı layıkıyla zenginler zekatını verebilse o zaman kişi başına 3 aşağı 5 yukarı 1000 dolara yakın yıllık bir zekat alımı düşebilir. Zekat düşebilir. Buna göre de bir düşünsün yani insanlar. Evet. Ki kaldı ki bunların bir kısmı da yani kendi yağıyla kavrulan almıyorum diyen insanlardan çıkar. Yani 15 yaş üstü diyoruz. Yani mesela ailesiyle yaşayan olabilir. Peki, şey olabilir. Şimdi böyle bir hesap yaptık. Tamam mı? Evet. Peki bunun bu hesabın kaçta kaçı acaba zekat veriliyordur Türkiye'de? Acaba ne kadar zekat veriliyor? Yani benim tahminim bu 500 milyarlık zekat dedik ya 500 milyar TL 15 milyar dolar evet. zekatın Türkiye'de onda biri verilmiyor. Ne acı değil mi hocam? Şimdi başkasına kabahat buluyoruz. Efendim şöyle zam yaptılar böyle dünyada savaşlar oldu, böyle kıtlıklar oldu vesaire vesaire ama evet. kardeşim giren para belli. Ülkede ortalama milli gelir belli. Evet. %400 kazananlar. %500 kazananlar. Parasını dolara mı yatırsam, euroya mı yatırsam, borsaya mı yatırsam, efendim coinlere mi yatırsam, nereye yatırsam diye kara kara düşünenler, zekatınızı hesap ediyor musunuz? Hakkıyla zekatınızı veriyor musunuz? Her yıl zekatınızı hesap ettiriyor musunuz? Oradan başlayalım. Evet. Zekatı verilmeyince ne oluyor? Zekatı verilmeyen mal aynen veylül lil mutaffifin de olduğu gibi vay o ölçüde tartıda hile yapanların haline. Vay o zekat vermeyenlerin haline. Zekat vermeyenler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki altınları ki ayette de var zaten Tevbe suresinde kantar kantar biriktirenler, gümüşleri kantar kantar biriktirenler onlarla kızdırılacak ayette de geçiyor. Hı hı. Dağlanacaksınız. Sen çil çil biriktiriyordun, dağlanacaksınız. Bu mal düşmanlığı değil. Bak zekatını vermesi için söylüyoruz. Ayet söylüyor. Evet. Hatta diyor ki Peygamber Efendimiz, deve sahibinin boynuna çıkacak, tepecek. Ben senin zekatını vermediğin malınım. Ben senin zekatını vermediğin malınım. Boynuna dolanacak. Ateşten bir gem olarak boynuna dolanacak. Ben senin zekatını vermediğin altınım. Ben senin zekatını vermediğin gümüşüm. Dağlanacak insan. Evet. Şimdi bu Allah korkusu, ahiret inancı, helalinden kazanmak isteyen insanlar
bu zekat hesabını ciddi yapmamız lazım. Bir, peki yapmıyor. İki, bizim gibi bu işi ilmini okuyanlar, diyanettir, ilahiyattır, imam hatiptir, müftüdür, nedir, hakimdir vesaire, devlettir. Bunu teşvik edeceğiz. Bunu anlatacağız insanlara, yollarını göstereceğiz. Türkiye'de bir de insanlar bu konuda duyarsız bırakılmışlar. Bir de bu işi organize edenler yok. Siz şimdi organize etmezseniz hakkıyla da ulaşmıyor. Veren de hakkıyla veremiyor. Diğer tarafta perişan bir insan, aç susuz, zekat almaya muhtaç. Sen onu bilmiyorsun. O dilenmiyor. Kendini evet. de söylemiyor. Ama onu devlet biliyor. Valilik biliyor. Muhtarlık biliyor. Kaymakam biliyor. Ama sen gidip hep aynı yere yardım ediyorsun. Oranın zaten fazla. Çuval çuval taşıyor orası. Hep kurbanı oraya veriyorsun. Hep zekatı oraya veriyorsun. Fazla fazla yığılmış. Adamla bir sene, iki sene, üç sene vermesen çökmeyecek, yıkılmayacak. Ama buradakini ihmal ediyorsun. O zaman bir organize lazım. Yani zekatın da sistemli bir şekilde toplanması, sistemli bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Evet. Bunu Diyanet mi yapar? Diyanet eliyle mi yapılır? Sivil STK'lar eliyle bir nebze yapılıyor. Hı hı. Ama dediğimiz gibi zekatın, gerçek zekatın %1'i verilmiyor. %1'i dağıtılmıyor. Bu konuya dikkat çekmek istedim. Evet. Önümüzdeki programlarda daha detaylı zekat potansiyelini ve nasıl verilir, hangi mallardan nasıl vermemiz gerekir, o hesapları da yapalım inşallah. Evet. Hocam şimdi hızlı hızlı gideceğiz. Cumhurbaşkanı'nın programından dolayı biraz da süremizden tasarruflu kullanalım istiyorum. Doğa olayları çok konuşuluyor. Hızlıca buna bir cevap rica edeceğim sizden. Libya'da işte olmadık bir kasırga, Fas'ta bir deprem, bizim ülkemizde 6 Şubat depremleri ne oluyor? İşte kimileri diyor ki dünyayı yöneten aileler yapıyor vesaire. Kimi diyor ki kıyamet geldi. Buna bizim bakışımız insan eliyle midir, değil midir, nedir? Ya şöyle, biz zaten kıyamete inanan insanlarız. Kur'an-ı Kerim'de de özellikle Mekki olan surelerin pek çoğu, İnfitar suresi, Tekvir suresi, Buruç suresi, hı hı. Kıyamet suresi, pek çok sure, Me'ariş suresi, Hakka suresi kıyameti anlatıyor. Öyle bir gerçek ki bu, Hakka, hakikat anlamında kıyamet hakikat denmiş. Bu gerçekleşecek ve küçüklükten beri duyduğumuz dünyanın çivisi çıktı derlerdi. Ve ben ve kıyamet böyleyiz. Kıyamet alameti, peygamberimizin zuhuru kıyamet alametidir. Kıyamet yakındır. Ve dünyada bu ifsat insanları eliyle de hızlandırılıyor. Hı hı. Sadece depremler, afetler değil, ahlak da öyle. İfsat ediliyor. Aile hayatı da öyle ifsat ediliyor. Ekonomik düzende ifsat ediliyor. Zengin fakir uçurum, zulüm payidar oldukça bela ve musibetler artıyor. Hı hı. Bela ve musibet geldikten sonra da şöyle bir şey düşünmeyelim. Zulüm üzerine bela ve musibet geldi, insanlar ıslah olacak. Tam tersine Kur'an diyor ki daha da azgınlaşırlar. Her bir bela ve musibetin ardından insanların azgınlaştığını görürsünüz. Yani düzelmez, azgınlaşır. Hayır. Belaysa, eğer belaysa, ama bela evet. değildir, imtihandır, başka bir şeydir, o ayrı bir konu. Ama bir ceza varsa orada insanlık artık yakayı kurtaramaz. Çünkü büyük bir vebal üzerine, günah üzerine bir ceza geliyor. O aylan bebek miydi? Evet. O denize vurduktan sonra dünyanın nevri döndü. Bundan sonra bir musibet çağına giriyoruz. Evet, daha güzel olur. Daha güzel olmaz. Tedbir almak zorundayız. Bela ve musibetlerin bir defa kaynağı yine biziz. Ya zulümdür, ya kara ve denizde kendi ellerimizle yaptığımız ifsatlardır. Birincisi bu. İkincisi, kıyamet yakın olduğu için dünyanın, gezegenlerin ayarı bozuluyor. İşte rüzgarların uzaylı geliyor falan. Tabii rüzgarların yön değiştireceği, şöyle olacağı, böyle olacağı, depremlerin artacağı. Bunlar biliniyor. Hem bilimsel olarak hem de hadislerde de zaten bunlar var. Suların kesileceği, kuruyacağı, hı hı. su savaşlarının olacağı, bunlar hayali şeyler değil. Buraya doğru gidiyor insanlık maalesef. Birebir de yaşıyoruz. Ama yani. Burada bize düşen, yoklukta da, varlıkta da,
dürüstlükten ayrılmamaktır. Bu bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Kim daha güzel hareket edecek, kim doğruluktan ayrılmayacak, sınandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ne mutlu bu kadar karanlık içerisinde aydınlıkta kalabilenlere. Evet. Hocam bir de tabii şimdi süremizin sonuna geldik ama yeni sezona başladık. Daha konuşacağımız konular vardı tabii ama bu sezon boyunca hepsini konuşacağız elimizden geldiğince. Bir dua ile başlayalım isterseniz yeni sezona. Peki, amin. Subhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi Rabbil Arşil Azim. Ey göklerin ve yerin sahibi. Bizi insan olarak yarattın. Eşrefi mahlukat olarak var ettin. İman verdin, kardeş kıldın. Sağlık verdin, sıhhat verdin. Evlat verdin, mal verdin, mülk verdin, vatan verdin, bayrak verdin. Verdiğin nimetlere sonsuz şükürler olsun Allah'ım. İmandan sonra küfre düşenlerden eyleme bizi. Hidayetten sonra sapıtanlardan eyleme bizi. Nefsimizin eline bırakma. Ya Rabbi, hakka hak olarak görüp ona tabi olmayı, batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı nasip eyle. Hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Dertlere derman ihsan eyle. Yoksul olan kardeşlerimiz, geçim sıkıntısı çekenlere bolluk bereket ihsan eyle. Dünyanın dört bir tarafında ezilen, mağdur, mazlumlara yardım elini uzatacak gücü, kuvveti şu aziz milletimize nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, duaları kabul eden sensin, işitensin, bilensin, gönlümüzün muradını ihsan edensin. Dualarımızı kabul eyle, bizlerden razı ol. Günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla. Mahşer günü doğrudan cennete girenlerden, cemalini görenlerden eyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine nail eyle. Ona gerçek manada ümmet olmayı, insanlara yararlı işler yapmayı, vatanı milleti için fedakar olmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Geçmişlerimizin ruhları için, şehitlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için El-Fatiha. Hocam ağzınıza sağlık inşallah. Allah kabul etsin. Amin. Dediğimiz gibi ilk program, ilk heyecan. Bizde de o heyecan var. Bu sezon inşallah hayırlı olsun, şeyi konuşacağız. Bereketli olsun. İnşallah güncel konuları konuşacağız. Hı hı. Doğru bakış açısını, İslami bakış açısını yansıtmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak sözlerimizi tesirli eylesin. Hatadan, her türlü yanıltmaktan ve yanlıştan bizleri muhafaza eylesin diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah herhalde siz bırakmıyorsunuz. Biz haber nöbetine devam ediyoruz. Yine devam evet, edeceksiniz. Yine odak noktası mı var? Evet, benden odak sonra noktası başlayacak. İnşallah birazdan. Hayırlı, bereketli olsun. Biz de izliyoruz sizleri. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi huzurlarınızdan ayrılıyoruz. 15 dakika sonra odak noktasıyla tekrar buluşacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.